Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuvvettürk mobil uygulamasında cari hesap, yani vadesiz hesap nasıl açılır, bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle ana menüye giriş yapıyoruz. Hesaplar diyorum. Hesap aç diyerek ilerleyelim. Evet, bu adımda öncelikle hesap türünü seçmemiz gerekiyor. Cari hesaplar ve katılma hesaplarını görüntülüyorum. Biz bugün cari hesap nasıl açılır buna bakacağız. Cari hesabımızın döviz kodunu, yani hangi para priminde açmak istediğimizi seçiyoruz bu adımda. Döviz kıymetli maden türü seçeneğinden Türk lirası, Amerikan doları, euro, altın, gümüş, platin gibi birçok para birimi görmekteyiz. Buradaki para birimlerinden açmak istediğimiz hesabın döviz kodunu giriyoruz. Örneğin Türk lirası şubemizi seçtikten sonra hesabımıza bir isim verebiliriz. İsteğe bağlı seçenek bu. Buradan TL hesabım, dolar hesabım, euro hesabım diye akılda kalıcı şekilde veya gördüğünüzde hatırlamanız gereken bir durum varsa hesap adını belirtebilirsiniz. Evet, burada sözleşmeyi okudum, onayladım diyorum ve ileri diyoruz. Son onay metnini de okuyup onayladıktan sonra gördüğünüz gibi hesabımız açıldı arkadaşlar. Euro hesaplarımızda yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki hesap türünü cari hesap seçtikten sonra, örneğin yatırım veya para transferi ile alakalı bir işleminiz var ve yurt dışı ile alakalı veya yurt içinde dolar alıp satmak istiyorsunuz, döviz alıp satmak istiyorsunuz. Buradan örneğin altın hesabı seçerek yine aynı şekilde işlemleri okuyup imzaladıktan sonra devam diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi altın hesabımıza yine aynı şekilde açılıyor. Burada açtığımız hesapları hesapların menüsünde görüntüleyebiliriz. Örneğin son açtığımız döviz hesabını burada görüntülüyorum. Buradaki işlem yap ve IBAN numaramızı görüntüleyebiliriz, bakiyemizi görüntüleyebiliriz, hesap hareketlerini görüntüleyebiliriz, iadeleri görüntüleyebiliriz, toplu dekont oluşturabiliriz. Bunlar tamamen bizim hesaplarımız menüsünde yapacağımız bütün işlemler arkadaşlar. Evet, işlem yap seçeneğinden kendi hesabıma para transferi, başka Kuvvettürk hesabına para transferi, IBAN'a para transferi, hesap eksesi gönder dediğimizde bize ait mail adreslerine hesap eksesini gönderebiliriz. Hesap adı değiştir menüsünden de oluşturduğumuz hesabın ismini değiştirebiliriz arkadaşlar. Yukarıda yer alan diğer seçeneklere bakıyorum hemen sizin için. Burada gördüğünüz gibi geriye dönük bütün yaptığımız işlemleri görüntüleyebiliyoruz. Bu da bizim hesabımızın cüzdan kodu arkadaşlar. E-cüzdanımızı yine buradan sol üstteki seçenekten görüntüleyebiliyoruz. Evet, yanında yer alan seçilen döneme ait hesap hareketinin bulunmadığını söylüyor. Hesap hareketlerini yine aynı şekilde buradan görüntüleyebiliriz. Bu adımda da hesabımıza 3, 6 ve 12 aylık düzende giriş, çıkış yapılan bütün para arzını görüntülemekteyiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi daha çok destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.